Ben Avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Turist vizem varken Amerika'da çek karşılığı çalıştım. Sonra Türkiye'ye döndüm. ABD ikinci girişimde havaalanında görevler çalıştığımı anlayınca beni tek kişilik hücreye koydular. Sonra vizemi iptal edip Türkiye'ye geri gönderildim. Bu durumda ne yapabilirim diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'ya turist vizesiyle geldiğiniz zaman tabii ki herhangi bir çalışma yapmamanız gerekmektedir. Eğer Amerika'da turist izlenicisiyle gelip çalıştıysanız ve bu çalıştığınızda sizin yaşadığınız durum gibi ülkeye tekrar girişte, kapıda görevlerle olan konuşmalarda, diyaloglarda ortaya çıktıysa maalesef o zaman var olan turist izlenicisi ihlal etmiş oluyorsunuz. Ve genelde bu durumlarda kişiler yetki ya da çalışma izinleri olmadığı zaman, çalıştıkları zaman var olan vizelerini iptal edilir ve genelde 5 yıl süresince Amerika'ya gelmemeleri yönünde bir yasakla karşı karşıya kalırlar. Eğer sizin durumunuzda da görevliler sizin Amerika'ya 5 yıl gelememe yasağıyla da karşı karşıya bıraktıysalar maalesef şu an yapabilecek bir durum yok. Bu vizeyi iptal etme hakları mevcuttur. Anladığım kadarıyla da o ön görüşme zamanında eee havaalanında siz bir şekilde burada çalıştığınızı belirttiniz ya da bu noktadaki bir duruma netlik geldi ya bu sizin telefonunuza baktılar ya cüzdanınızla karıştırırken orada bir şekilde sizin Amerika'da daha önce bunun sürede çalıştığınızı anladılar ve fark ettiler. Dolayısıyla bundan dolayı maalesef göçmenlik e, dairesi görevlilerinin, konsoloslukların ya da gümrükteki görevlilerin size verilen vizeyi iptal etme hakları vardır ve buna karşı herhangi bir hak talebi ya da bir dava açma durumu maalesef söz konusu değildir. Aa, belki bir zorunuza giden taraf anladığım kadarıyla göz altında tutulmanız ama maalesef şunu unutmamanız lazım. Sonuçta ceza davası da olmasa bu ceza kanunları da olmasa bu bir göçmenlik kanunları ve bu kanunların ihlali de maalesef yasalara e, aykırı davranılması da bir gözaltında tutulma durumu doğurmaktadır. Ama anladığım kadarıyla bu gözaltında tutma zaten 24 saatin altında tutulmuş çok da uzun süre değil. Büyük i̇htimalle sizi bir dahaki uçağa yerleştirebilecekleri uçağı belirledikleri zaman sizi ülke dışına gönderme işlemini yapmışlar. Dolayısıyla burada yapabilecek pek fazla bir durum yok ama şunu söyleyebilirim. Eğer Türkiye'deki koşullarınız daha sonra değişirse ve bu 5 yıl içinde tekrar vize alma durumunu istiyorsanız o zaman bir af dosyası açmanız gerekecektedir. Ve bu af dosyanız eğer onaylanırsa onun üzerinden tekrar vize alma durumunuz mümkün olacaktır diye bu a, takipçimizin sorusunu a, cevaplamış olalım.